Bir Fikir kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Ahmet. Bugünkü videomuzun konusu ölmeden önce izlemeniz gereken en iyi 10 anime dizileri. Düşünmeden tavsiye edebileceğim en iyi anime dizileri. İşte her tür ortamda muhabbet için kullanabileceğiniz, ekran karşısına geçtiğinizde sizleri ne izlesem derdinden kurtaracak en iyi 10 anime dizilerinin yer aldığı muhteşem bir liste sizleri bekliyor. Bazılarını ilk dakikalarından itibaren, bazılarını ise ağzınız açık izleyeceğiniz sürükledikleri fantastik, bilim kurgu, aksiyon ve gizem dolu dünyalar ile sizleri büyülemeyi başaracaklar. Dilerseniz en efsane yapımlar arasında yer alan ölmeden önce izlemeniz gereken bu muhteşem 10 anime dizilerinin hangileri olduklarına birlikte bir göz atalım. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma. YouTube'da içerik üreten kanallara abone olmak şimdilik ücretsiz. Ancak yakın zamanda ücretli abonelik sistemine geçilebilir. Bu yüzden her gün veya her hafta paylaştığım efsanevi kalitedeki film videolarımı kaçırmamak adına kanalıma abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın dostlarım. Haydi başlayalım. Death Note. Muhteşem bir Japon anime serisi. Genç bir lise öğrencisi Yagami hayattan hiç zevk almamaktadır. Önüne göksel bir defter düşer. Defter artık onundur. O kadar ki defter Azrail'in defteridir. Bu deftere kimin adını yazarsa o kişi o anda ölmektedir. Yemin ederim ki bu defter benim elime geçseydi dünyanın içinden geçerdim. Gerçekten dostlarım Avatar'dan sonra izlemiş olduğum en efsane anime serisidir. Kaçırmayın. Avatar The Last Airbender. Son hava bükücü. Hayatımda izlemiş olduğum en efsane animedir. Yaşınız kaç olursa olsun rahatlıkla izleyebilirsiniz. 3 sezonluk harika ötesi bir anime serisi. Su, toprak, ateş ve hava. Bu evrende insanlar arasında elementlere hükmedebilen kişiler var. Güçlü kişiler. İnsanlar elementlere göre krallıklara bölünmüşler fakat ateş ulusu dengeyi bozmuş. Ateş krallığı tüm diyara hükmetmek için herkese savaş açmış. Hava krallığı ateş krallığı tarafından yok edilmiş bile. İnsanların tam ümidi kırılmış derken son bir umut var. O da Avatar. Avatar 4 elemente hükmeden kişiye verilen bir ad. Fakat Avatar olmak hiç de kolay değil. O kadar ki 4 elemente birden hükmedebilmek gerek. Hikayemizin baş kahramanı ise Aang isimli bir macera perestir. Bu kişi aynı zamanda Avatar'ın kendisidir. Tuttu diye hikayesi dallanıp budaklandırılmayan, başı sonu belli olan muhteşem bir anime serisi. Eğer bu diziye çizgi film diyorsan sen çok büyük bir hata içerisindesin. Bu muhteşem seri sizin animelere bakış açınızı değiştirir. Aşırı keyifli bir macera. Kaçırmayın. Black Lagoon. Orijinal ismi Buraku Ragun olan ve 2006 yılında yayımlanan serinin ilk 2 sezonu 24 bölümden, 3. sezonu ise 5 bölümden oluşmaktadır. Genç bir iş adamı olan Rak, korsanlar tarafından kaçırılır ve herkesçe öldü zannedilir. Rak bunu bir fırsata dönüştürür ve korsanlara katılır ve korsan olarak yepyeni bir hayata yelken açar. Serimizdeki baş kahramanımız ise Revi ismindeki genç bir kız. O kadar ki bu kız korsanların içerisinde en efsane silahşörü, en çılgını, hayatımda izleyip unutması mümkün olmayan bir anime. Seride her türlü absürtlük var. Öyle büyük dertleri olmayan aksiyon, macera dolu artı 18 muhteşem bir anime. Tam kafa dağıtmalık. İzleyin. Love and Death Robots. Aşk, ölüm ve robotlar. Yine Netflix orijinal yapımlarından. Birbirinden farklı 18 kısa bölüm ve 18 kısa hikaye. Hepsini de keyifle izleyebileceğiniz türden hikayeler. Efsane animeler. Hele ki içlerinde bazı bölümler var ki gerçekten sizi sizden alacak. Şöyle bir mola verdiğinizde ya da arada canınız sıkıldığında açın, 1-2 bölüm izleyin, kapatın. Çünkü hikayeler çok kısa. İnan bana müthiş iyi gelecek. Castlevania. Dracula'nın intikamı ile başlayan hikayede Simon Belmont adlı bir vampir avcısının maceralarını konu edinmektedir.
bir oyun uyarlaması. Gotik bir anime olan seride Simon, Doğu Avrupa'yı Vlad Dracula teröründen kurtarmak için Dracula tarafından komuta edilen öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordu ile savaşmak için zorlu bir mücadeleye girer. Fantastik türünü severler için ilaç. One Punch Man. Saitama gelmiş geçmiş en güçlü adam. Hatta bana göre Superman'den bile güçlü. Tüm düşmanlarını tek yumrukta alt edebilen Saitama yaşamının boş olmasından yakınmaktadır. Hiç kimse ona saygı göstermez. Karşısına nasıl bir rakip çıkarsa çıksın tek yumrukta halledebiliyor. Yani tek atıyor. Aynı zamanda süper kahraman olmayı sevmez. Öyle ki aldığı eğitimler sırasında tüm saçlarını kaybetmiştir. İzlemesi aşırı eğlenceli, tam bir süper kahraman serisi. Kaçırmayın. Attack on Titan. 100 yıl önce ortaya çıkan devler nedeniyle insanlar yüksek duvarlarla kaplı şehirlerde yaşamaktadırlar. Uzun zamandır hiçbir saldırı almadan güzelce yaşarlarken 70 metrelik dev bir titanın ortaya çıkmasıyla hayatları büyük bir kabusa dönüşür. Saldırılar sonucunda Eren adlı kahramanın ailesi de dahil olmak üzere çoğu insan titanlar tarafından yok edilir. Eren bir şekilde kurtulur ve intikam yemini içer ve iki arkadaşıyla birlikte askere katılır. Kaçırmayın. Helsing. Hikayemiz bir kasabaya dadanan bir vampir ile başlamakta. Kasabaya Seras Victoria'da dahil özel bir tim gönderilir. Doğal olarak bu tim vampirin izini sürdürürken vampirin adamları tarafından avlanmıştır ve bazıları da dönüştürülmüştür. İngiltere bu olayın ardından Helsing'in örgütüne haber verir. Bunun üzerine ellerindeki en büyük vampir olan Alucard'ı gönderirler. Alucard çok muhteşem silah kullanabilen çok yetenekli bir vampirdir. Bundan sonrası malum. Vampir vs. Vampirin hikayesini izleriz. Kaçırmayın dostlarım. Hunter x Hunter. Hikayemizin baş kahramanı Gonfrix babasını ölü sanan 13 yaşında bir çocuktur. Babasının yaşadığını ve babasının muhteşem bir avcı olduğunu öğrenir. Böylece babasını bulabilmek için avcı sınavına katılmaya ve avcı olmaya karar verir. Lakin sınav sandığı gibi hiç de kolay olur mu? Tabii ki de olmaz. Çünkü sınava yüz binlerce kişi katılıyor. O kadar ki bazen tek bir kişi bile sınavı geçemiyor. Bu yüzden Gonfrix'i zorlu bir mücadele bekliyor. İzleyiniz dostlarım. Tokyo Ghoul. Kaneki bir kahve dükkanında Rice Kamisiro adında bir kadınla tanışır. İkisi buluşmak için bir plan yaparlar. Daha sonra Kaneki evine doğru yürürken Rice tarafından ölümcül bir saldırıya uğrar. Rice bir nevi guhuldur. O kadar ki insan eti yiyerek hayatta kalan insan dışı bir varlıktır. Kaneki'yi tam öldürecekken üzerine düşen demir yığının nedeniyle hayatını kaybeder. Kaneki ise kritik durumda hastaneye kaldırılır. Bu sırada doktor Kaneki'nin içine Rice'ın organlarını nakleder. Artık Kaneki yarı insan yarı gulyabani bir şekilde bu topluma katılıp yaşam mücadelesi vermeye başlayacaktır dostlarım. Kesinlikle izleyin.